tane sivil topladık ya. Garip. Yani sivili toparladık yani. Evet ama ordumuzun 3'te 2'si az önce şehit oldu. Oğlum. Ne yapayım? Bu kadar onu da benden bekleme yani. Onu da devletten bekleme. Efendim biz size verelim ya. Führer çıldırdı, girdi. Führer fena. Führer kızgın. Führer bıyığını okuyor şu an Fransa'ya bakarak. Efendim, müttefik devletlerine İslam halifesi dualarını iletiyor mu? Bu kadar yani. Sadece bu kadar. Peki, yani. Peki, sayın İslam halifesi. Sen otoriter, ben otoriter. Sen din adamı, bizimkisi çar. Gel ikili pakt. Hayır biz Asya paktındayız ya. Yani dolaylı yoldan yine yani bir şey. Asya paktı mı? Hayır öyle efendim değil yani. Defansif bir pakt bu. Onu sen nasıl o paktıysan biz de öyle o paktayız. Yani manevi destek. Anladın mı hani? Efendim Sayın Kayşek. Buyurun. Biz zamanında size çok cazip bir teklifte bulunmuştuk. Aklımda. Ha öyle mi? Öyle mi? Ama şimdi yani donanması olmayan devletçikler oluruz. Kusura bakmayın da yani ya, bizim İngiliz donanma da yandı be. O da mı yandı? O yandı. yangınlar deyip yaktılar donanmayı. Yok duruyormuş. Ne kaldı yok, biliyor ya, musun? Hani. Saraydaki avizelikler tam performansına çalışır vaziyette duruyor yani. Acaba 43'e kadar tutabilir mi Fransızlar? Ajan geldi bu arada. Evet sevgili tamam. İspanyol. Çok hızlı konuşmam gerekiyor. Portekizliler bizi şu anda savaş ilan etmek üzere. Bizi korumanız takdirinde size her şekilde Almanların size karşı kalkışacağı seferde her şekilde yardım ederim. Tungsteninizi de birebir sonsuza kadar dönerim efendim. Kalbini kırmak istemem ama benim kendimi koruyacak halime takatim yok. Ya yapma be. Yani yan profilden baktığım vakit daha ülkenin başına lider bulamadık. En iyi hangimiz vatan hainiz diye yarışma yapıyoruz kendi aramızda. Ya bulursun, yani bulamadık. Bulursun, herkes eşit ihanet etmiş. Bir tane ön plana çıkan bulamadık. Bu hikayede yanan biz oluyoruz o zaman. Öyle düşünme. Evet. Yanlış düşünüyorsun. İyi. Görüşürüz efendim madem öyle. Allah kolaylık versin. Nasip de varsa olur. Ülkede erkek yok. Ben var demedim ki. Fabrik olarak toparladınız ama. Evet. Gerçekten toparladı bu arada. Yani biraz böyle bir 150'nin üzerindeyken dönersek eğer yani iyi ekonomist. Toparlarız. Ama şey işte bu yaşlı bir moruk var ya onu aldığımız zaman. Evet çar döndü bu arada. Haydi bakalım. Onun selamın. O erkeği oluyor. Evet hoş geldiniz. Ben İslam halifesi Abdülmecid Han Hazretleri. Ben dev çocuğu burada bir. Ülke elime aldım. Evet buyurun. Öncelikle saltanatınızın başlangıcını kutlamak için geldim. Böyle İkincil olarak saltanat falan demeyelim, saltanat çık. Yani efendim ben diyorum ki bu Almanları hiç uzatmaya gerek yok. Siz de ülkenizi toparlayabildiğiniz kadar toparlayın. Zaten çok güçsüzler. Erken vadede bitirelim işte. Yani kalbini kırmak istemem ama benim ülke bir 2023'ü görür. Ben sizinle çok büyük ittifaklıklar görüyordum ilk görüşmemizde ama siz Fransızların deyişiyle patat çıktınız efendim. Valla yani. Kendimin bir balon olduğunu kabul ediyorum. Patlaması için bir Alman saldırısı lazım. Eğer o Alman saldırısı gelirse Moskova önlerinde bile savunamayız. Ve Alman dile yatarak başardı Fransa'yı. Yarmayı. Ha yok. Oradan bir şey çıkmaz efendim. Dover'ı aldı bu arada. Donanması yani İngiliz şey donanması gayet mütevazi. Peki sorarım sana. Böyle mi çıkarma atılır lan? Mutlu olmanız gerekmiyor mu? Yok hayır. Biz Baltıklara bir çıkarma attık da. Peki efendim liman olmayan yani tek limana 42 asker çıkardı lan. Ama Paris beyaz bayrak yaklaşıyor. Neyse ki Baltıkların toparlanması, restorasyonu vesaire derken bunlar olacak inşallah yani. Elim benim şu demir yolunu inşa ederim. Ulan kalbini kırmak istemem ama olur. Mekke-İstanbul demir yolu... Ama bu Japonları provoke edebilir. Ve ben bunu en son isteyecek ülkeyim şu an. Siz bir gidin bir anlaşın, bir Hong Kong'u verin ben size döşerim. Ben size şöyle söyleyeyim. Çinliler Hong Kong'u istemiyor benden ama Japonlar istiyor. Sen ona o demir şeyini ver, Hong Kong'u ver ben sana düşeyim. Sana Hicaz demir yolunu baştan restore edeyim. Efendim şöyle bir durum var. Diplomatik temaslarımdan aldığım son bilgilere göre Çinliler Japonlara saldırmak için Mançurya bölgesine yatırım yapılmasını bekliyorlarmış. Evet. Köpeğin köpeği yediği bir dünya. Peki bize burada düşen pay nedir? Biz... Nerenin itiyiz? Bana bunu söyle. Efendim? Evet. Oo,
geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk muhterem. Efendim? Türkiye buradan gidebilir mi? Özel bir konuşalım. Yalnız öncelikle biz buradaydık. Lütfen haddinizi bilerek konuşun. Sizi yani öyle şeylere falan gerek öyle yok. Türkiye, şey Türkiye yani burada hazır sorunlarınızı, problemlerinizi, danışıklılıklarınızı, geçmişinizi ve geleceğinizi konuşun bence yani. Ne gerek var kardeşçe yaşamak varken ya? Şimdi asansörünü yardı Alman. Brest'te de yüklü bir çıkarma var. Paris'teki ordu da dayanıyor. Sayın 3. olan Vladimir, ittifaya gelmenizin şerefine size Tanrı Tuva'mı bağladım. Afiyet olsun. İçi, afiyet. İçi boş. He boşaltmış. Zor, sorun değil. İçi boş. Efendim bizim sizlerle bir maruzatımız var ama özel. Yani bence aranızdaki problemi de bir çözün yani. Bu da kardeştir. Efendim aramızdaki problemi çözeriz ama özel. Tamam. Eğer sen Abdülmecit Efendi, siz de sonrasında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tabii ki görüşmek üzere. Kayşekin yanaklarından öpüyorum. O da sizinkinden öpüyordur umarım. Çok da öpmez. Neyse, evet. Efendim hazır mısınız? Şöyle bir Amerikan istihbaratını aldık biz. Öyle mi? Bir division'mış kendileri. Yani şimdi şöyle bir durum var. Harbiden Alman Alsas'tan yaramadığı yeri... İngiliz'e de çıkarma geldi. Oo. Yok canım onunki boş. Efendim şimdi biz lan size Meksika. Şifreli diyeceğiz. Şifreli diyeceğiz. We have Vargol 75 day. I go, you go, we go. He. Ne, what do you do? Ne yapalım? No. Valla girerseniz bir gece de alırsınız. Hakkınız var. Ama. Ya o division'ı çık oradan işte. Neyse. Kime giriyoruz? Yok kimseye. Yani bilemiyorum şimdi. Ben o kadar iyi durumda değilim. Biçi kuruldu. Yüce şarım. Yüce şarım. Yüce değil. Yücecik de bana. Bana birliklerimi verin. Size İskandinavya'yı getireyim. He. Önünüzde diz çöksün efendim. Çöküyor mu öyle? Haha. Ama asker lazım biliyor musun? Ben bir dayı alacağım işe ya. Yani şöyle bir olasılık da var. Şimdi 75 güne ne kadar div düşer, ne yapar orası malum değil. Olan şey olacak. Meksika'ya olacak. Ben buradayım. Yapacağınız güzel bir hamle ama. Texas petrolleri. Yani Holy Roman geldi. Bu beni biraz dellendiriyor yani. Biraz... Holy Roman'ı tutmak istiyorsak Amerika lazım. Kesinlikle katılıyorum da İngiliz anakarası bile muallakta. Kalbinizi kırmak istemem ama Sayın Çin hükümeti. Buyurun. Bir Rusya olarak utanıyorum ama şunu versene. Neyi ya? Anlarsın birazdan gelin. Alma. Hayır. Alma hadi. İsyanı bir çık. Adam yok biliyor musun? Ciddi misin? İşte yani total mobilization'ın ben... yararları, zararları. Koskoca Rusya'da millet askerden kaçıyor demek. İç yok. Savaş herkesi sorunlu. Fabrikaya yolladığımız için. Ya şöyle sokakta çevriliyorlar. Hani asker bulmak istersin, fabrika işçisi. Fabrika işçisini seçiyor millet. Bilmiyorum. Efendim ama yanlış anlamayın da sanki sizden önce de böyle değil miydi ya? Hayır. Bizden önce böyle değildi. Bizden önce fabrikada çalışmak mı isterdin yoksa fabrikada çalışmak mı isterdin diye soruldu. Biz sadece söylüyoruz yani fabrikada çalışır mısın? Hani. Hmm. Biz tek cevap veriyoruz, o iki cevap veriyordu. Yani. Peki hayır cevabı var mı sizde? Hayır diye bir kelime yok, biz lügattan çıkardık. Ha. Evet var. Mesela ben Vladivostok'u istesem bana nasıl cevap veriliyor? Sana hayır var. Hayır. Ha Ruslar arasında, çok mantıklı evet, o zaman. Evet. Tabii çok mantıklı. Ruslar. Slavlar arasında? Böyle zek. Hani. İzinli ülkeyi dayılara emanet edeceğim. Ha? Öyle. Dayı popülasyonunda beklenmedik bir artış oranı öngörüyorum. Alman, nein, nein, nein diye gelirse Alman'dan önce Polonya'yı düşürmesi lazım. Polonya'yı düşürmek için milyonlar kaybedecek. Sanmıyorum. Polonya'yı bir gecede düşürme kudretine sahip olabilir o güçten sonra. Orduları Finlandiya'ya çekiyorum. Finlandiya. Finlandiya. Acil erkek. Biz sizin, biz dünya kuralları doğrultusunda sizlerle faction'da şu anda olamayacağız. Ama sonrasında savaştan sonra hemen sizlere faction alacağız. Bir problem olur sizler için. Olmaz, tamam. Tamamdır o zaman efendim. İzninizle bir çıkar mısınız Fiction? Yok. Bana da yok. İyiydi böyle. İyi yani. Yok, alacağız, alacağız sizler. Rahat olabilirsiniz. Peki bize acaba olabilir. Alaska düşer mi?
Düşer. Neden düşmez? Peki Afganistan bizden daha mı değerliydi? Ben anlamadım. Mücahitlere mi ihtiyacınız var Amerika'da? Of, silikon vadisini Afganlarla doldurmayı düşünüyoruz. Gizli kıyoruz efendim. Japonya, açıyorum savaşı. Evet, şu an çok aşağılandım. Yüce Kerim, Yüce Kerim. Ben bir 100 gün falan yoğun geliyorum. Ne demek 100 gün yoğun? Ben bir Almanya'ya seyahate gidip geleceğim. Finlandiya'daki orduya kim bakacak? Çar olarak birinci vazifen... Hayır. Rus çarları adettendir deyip en önden gönderdiğiniz dönemler bitti. Artık sarayda keyif ve sefa içerisinde yüzmek istiyorum. Kerim. Artık geçti. O dönem bitti aslanım. O dönem bitti. Yok. O dönem bitti artık. O dönem bitti. Hayır. Önceden Rus çarları, toprak fethetmediği zaman kötü sayılırdı. Fark ettiyseniz Romanovların sonunun gelmesindeki başlangıç da bundan geliyor. Benim kuzenim bu yüzden öldürüldü. Neymiş efendim? Doğu seferiymiş. Batı seferiymiş. Ne oldu? Toprak fethetmeden oldu. Tamam, fethedememiş olabilir ama olsun. Yine de bir Romanov. Hayır. Yöneten bazı isteksiz subaylar yüzünden böyle oldu. Sen bir şey Rus çarısın, tamam mı? Hayır, bizim senin asli vazifemiz artık sarayda keyif çatmak. Zevk-i sefaya da alacağım ben. Osmanlı'yı istiyorum. Osmanlı gibi olmak istiyorum. Bak sana şöyle açıklayacağım. Sen dediğin gibi bak öbür akrabaların gibi değilsin. Hele sonuncusu gibi hiç değilsin. Maalesef ki sana kötü bir haber vereyim. Aşık olduğun kadına da evlendirmeyeceğiz. Diplomatik bir evlilik. Ne demek ya? Ben zevk-i sefa diyorum, sen bana ne diyorsun? Hayır. Zevk-i sefa her şeyden önemlisi yüce Rus çarlığının geleceği. Sen hiçbir şey değilsin. Çara kadar hayır değil. Halka hayır da çara hayır var yani. Hayır. Ben zevk-i sefa ile mi ne dalmak istiyorum? Reddediyoruz ordu olarak. O zaman indirirsiniz aslanım, zamanında da yapmıştınız. Valla kiliseye veriyorum. Ver yetkiyi gör etkiye. Daha Fafir plan gidemedik. Allah kahretsin böyle ülkeyi. Olur efendim. Efendim Almanya aranız nasıl? Böyle çıtır şeker petrol bağladı. Böyle oturuyoruz işte biz yine. Valla. Odalarındayız efendim. Yani şöyle diye adamlar bize girme şey konuştu. He? Bize dank basıyoruz. Bas. Sana saldırırlarsa ben seni her türlü korumaya gelirim. Vallahi efendim bizi bunlar şişecek gibi bakıyorlar vallahi. Bizden sonra bize girecekler büyük ihtimal. İngiliz'den akarası aslında düşerse kıyamet kopar. Efendim size en kısa sürede girecekler zaten. Evet. O yüzden bize girmene gerekiyor. Evet, biz dediğimiz gibi sizi her türlü koruyacağız. Eğer ki sizlere bir sıkıntı çıkarırlarsa bize söylemeniz kafi. Tabii efendim, imza alalım. Merhabalar, buyurun. Gördünüz mü Amerika'yı? Görmedim. Efendim ben de sizle konuşmak için bekliyordum. Nerede izlediniz? Görmeme gerek bile kalmamış yani. O nasıl bir Amerika'ysa yani. Dünya bir kapitalistten daha arınmış oldu. Ne âlâ ne âlâ. Tabii. Darısı İngiltere'ye. İnşallah. O İngiliz'de olacak. Ama Silikon Vadisi'ne Afganlar giremedi. Olsun be. Siz de kendi Silikon Vadinizi açarsınız. Öyle düşün. Açarmış. Biz fakiriz ya biz dağlarda. Yani ya. Şimdi ufak bir sorun var. Bu Alman İngiliz'i alamadı diye doğal kaynak açığına düşer de bana gelirse sıkıntı tabii. Bence Afganlara bir Miami çıkar. Aa efendim, sizin topraklarınız üstünde şöyle bir Amerika'ya papat alacağım yapsak bana. Sıkıntı olur mu? Afganistan Bey. Ney. Uçana gitmek lazım. Bir şey yok. Ha, bir şey yok gelecek ya. Havadan böyle. O böyle pit yapacak o kadar hani. Neyse o halde hayli görüşmeler. Uçağı ayarla, uçağı. Uçağın neyini ayarlayayım kardeş? Bir engine vereceğim. Bir tek engine vereceğim, o da gariban engine'i. Ah, ayarladım. Ordumuzun ufak tefek sıkıntıları var. Bir şey diyeceğim, biz Recruitable Population'a geçmemize rağmen ülkede erkek sıkıntısı var. Niye böyle oldu? Çünkü %2.5 topluyorsun ve %3'ünü veriyorsun. Tamam. Onu olabilir mi? Ama yani Rusya'nın 173 milyonunun %0.5'i birazcık daha fazla olmalı diye düşünüyorum. Ya savaşta olsak erkek sayısı artacak. Evet. İrlanda'dan İngiliz bombalayacak artık. Müthiş ya. Abi dayı istiyorum ben. Dayı. Şu dayıları çok boşladık ya. Ülkeye bir dayı istiyorum. Yok mu dayı ya? Şu aha %1.5 Recruitable Population veren bir dayı var. O dayı nerede? Şu fokusu gidersek eğer %10 komünizm kısı, o dayı oradan geliyor. %1 Recruitable Population hayat kurtarır bu arada bizde. Bundan sonra o dayıya gidebiliriz research slot'tan sonra.
Gerçekten ağır endüstrimiz mükemmel çalışıyor bu arada. Merhabalar, mektupsuz geldik. Maalesef katiplerin hepsi savaşta savaştığı için katip kalmadı. Evet. Efendim, şimdi dünyada yükselen bir faşizm var. Demek istedim zaten dünyanın her yanı faşist. Evet. Sizinle birleşmek istiyoruz. İngiltere çok zor durumda. Sizin yardımlarınıza ihtiyacımız var. Amerika'yı kaybettik. Elimizde sadece Kanada'yla ben kaldım. Ve Almanya ile Polonya'nın birleşmesi şunu işaret ediyor. Polonya mı? Evet, Polonya birleşmişler. Görmediniz mi? Aksistler açıyor. Evet, şimdi... Ben sana yiyelim demedim mi? Şimdi evet. Bana şey oldu bir anda. Evet. Görünmeye başladılar. Evet. O zaman ben de ultima atıyorum ve Japon'la birleşiyorum. Evet bak, evet bak. Siz, bak. Neyse. Şimdi Japon'la da birleşip... Almanya'yı bitiriyor muyuz efendim? Vallahi kalbini kırmak istemem ama benim biraz erkek sıkıntım var. Efendim siz Rusya sanatısı ama. Erkek ama... sıkıntısı var ama. Çok büyük ama bir efendim, erkek sıkıntısı var. Kadından askeri alın o zaman. Kadından ne biliyorsun? Aldım o, ona rağmen böyle. Ya kadınları çalıştırın o zaman erkek. Çalışıyor zaten. Yanıza. Son derece çalışıyorlar. Asker sıkıntınız efendim yani. Komik gelebilir ama şey gerçekten erver baş sıkıntım var. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Ya ben bağımsızlığımı ilan edip kafama vuracağım. Gidiyorum efendim. Ama dayan kalbim dayan hani. Ya ben dayanırım. Ben dayanırım. Dayanırsan Almanlar bu savaşa girerse acı çekerler. Çağırın nasılsınız? Kötüyüm, yardım. Niye? Yardım lazım. Yanıyoruz. İngilizle vargo bu arada şu Polonya'yı atmaları gerekmiyor mu puan hesabına göre? Bakalım. Aksesu oha. Oha evet. Ben de aynı tepkiyi vermiştim. Oha diyor. Bir de bize bir trade back alabilir mi? 10 fabrika alıyoruz da sizden. Geberiyoruz. Ölüyoruz burada. Ölüyoruz. Ortodoks şeyi var. %1 popülasyon veriyor. Alsana evet, ona gittim zaten. Dayılara emanet edeceğim dediğim zaman oğlum. Yalan söylemiyordum. Harbi hepsi dayı bu arada, bakabilirsin. Gördüm. Beni dayılara emanet edin. Sadece erkek fırlatacağımız bir senaryoya girmek üzereyiz. Erkeğimiz yok. Hani olsa fırlatalım, dünya sevin. Geliyor, %1 geliyor şimdi. Hızlı gelecek. %1 o kadar etkilemeyecek gibi geliyor, biliyor musun? Etkiler. Çünkü topraklarımız bizim Çin değil. Çin 170 lan. Milyonuz. Az mı? Bulamayan var onu. Kusura bakma oğlum, da şöyle şey gerçekten az. İngiliz'de olan eğlenceleri bittikten sonra girecekler bize. Ona göre ayağını denk İngiliz olan eğlence değil bu arada. 41 yılında macera alabildikleri anda girecekler. Ordu yedirtmeye başlayalım kendimize. Çok sakat. Sağ kanat hiç yok. Biz erkeği hiç ayarlayamadık ya. Arkadaşlar yardım edin. Ölüyoruz. Japon uçak basıyor mu peki? Yok. Yok. Avustralya ile uğraşıyor. Arkadaşlar. Şuna söyle uçak bassın. Arkadaşlar. Öyle. Yardım edin lan. Ölüyoruz. Efendim, Sibirya demir yollarınız kırılmış olabilir. Yavaş yavaş yavaş. Afganlı mültecilere sahip çıkalım. Ya onları sokmayın, boş etrizin yaratacak ya. Vallahi kendi kalbimi kırmak istemem o. Benim bu taklar gelesiye kadar ölürüm herhalde. Japonya'yı çağır, Hiroito'yu çağır. Hiroito'yu çağırabilir misiniz? O kendisinin büyük bir şey, meşguliyeti var. Onun meşguliyetine de. Hemen. Gitme gitme. Erkek bakıyorum. Çok. Çok ileride. Direkt manpower adımını arttırırız savaş başlar başlamaz. Boşver. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Valla enayiliklerini mi? Ne enayiliği lan? Ekonomiyi kaldı kılındırdım ben. Görecek biliyor musun? Öbür tarafa gittiğimiz zaman görüşebileceksin. Yok ya baya güzel, yo güzel yapmış ya. Ekonomiyi kaldırdım. Hayır. Ben. Hayır, iç savaş zaten sorundu. Ekonomiyi düzgün çıkarttık, o sorun değil. Ama iç savaş. Ekonomiyi şöyle kaldırdım ben. Ne yapayım? Yalnız Hiroito'nun birlikleri nerede? Bilmiyoruz. Ne demek bilmiyoruz? Çilekli lollipop yiyorlarmış. Neyse 400 fabrika bile çıkmak bizim için bir mucizedir. Ben hala da bunu savunuyorum. Zamanımız olsa nelere kadar bir ülke çıkartacaktık da işte olmadı be. Dayı yok mu dayı? Başka bir dayı. Bu dayıyı almak lazım da savaşa gittiğimiz zaman sıkıntı. Alman kaç fabrika? Alman çok fabrika ve İngiliz anakarasına çıkmış. Aman Allah'ım.
Tanrı affetsin. Çok kalabalıklar. Tabii hiç doktorin olmaması da biraz sıkıntı haliyle. İngiliz'i gördün mü sen? He? İngiliz. Gördüm, gördüm. Savunabildiği kadar savunuyor. Selamun aleyküm. Buyurun. Aleyküm selam. Aleyküm selam, bak o bile Müslüman ol. Evet. Buyurun. Siz İstanbul'a gelin. Ya gelmek, görmek isteriz de biz şimdi burasılar karışık. Biz buradan... Ayasofya'yı bir ziyaret eyleyin. Ayasofya'yı gördük mü... Oradan ayrılmak istemeyiz, size kötülüğüm sanır. Efendim, bir haç yoluna çıkın, ibadetlerinizi yerine getirin. Size her türlü dine saygı ve hoşgörü var. Yüzyıllardır var, hala devam. Ben gidersem devrim olur. Almanların dünyayı yemesine ve İngiltere'nin düşüşüne şahitlik olmak üzereyiz. Efendim? Korkunç bir şehvetle saldırıyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Olay galiba şu, İngilizler dedi ki, ben ölüyorum. Aa! İtirazı olan var mı dedi. Niye kolladın lan beni? Atmışsınız, katılmak istemişsin. Hayır dedik ya! Aa! Amerika kalmadı ki. Kimle olmayan bir ülkeyle savaşa kolladın beni! Ve Great Patriotic War yedik. Neyse, askeri alımı arttır, askeri alımı. Neyse, Alaska'ya doğru saldırırız. Arttıramıyoruz ki. Amerika sanayisi nedir ki? Bizim yanımızda. Manyak. Ah! Bu işin sonunu bizim için çok kötüymüş gibi geliyor. Şu M4'ü al. Çıkarma rotate yap. Çıkarma seven bir abiye benziyor çünkü. Tamam. Benziyor mu? Direkt o zaten. La experience nerede? Valla olduğu kadar. Hiç experience kasamadık çünkü hiç ordu generali alamadık. Hii, sıfır doktriniz. Great Patriotic Economy. Başka hiçbir şey. Var ya, asker alım yasasını sevaptandır deyip değiştirseydik bu kadar artıyor en fazla. Bari ekonomiye geçeydik bari. Bari nereden düşseydik Ekrem abi. Lan powersiz kalmak sanayisiz kalmaktan daha iyidir. Ülkenin dayıya ihtiyacı var. Dayıların yönetimi ilan ediyorum, dayıların yönetimi. Dayılar daha fazla manpower vermiyor, neyim dayısı? Belki verir be. Oğlum yok mu lan Reketable Population ya? Yok mu lan bir Reketable Population? Allah rızası için ya. Aaa! Bitti. Geçmiş olsun. Şimdi buradan Japonlara söylemek istediğim bir şey var mı Amerika'yı düşürdükleri için? Düşürmediler Amerika'yı da yani... şimdi bir kötü haberim var. Hangisini söyleyeyim? İkisini de söyleme, bence o Japonları tehdit et. Ve git artık şu savaşı bitirip Amerikan sanayisine bir el koysalar. Ve şey, haberin olsun, artık burada da sınırımız var. Efendim, biz size başsağlığı dilemeye geldik. Taziyelerimizi iletiyoruz. Erkek var mı be? Ney? Erkek var. Eli kılıç tutan da olur ha. Bizim gençler ayol diyor efendim, savaşmayı bilmiyor. Ne demek? Sen Türksün ya. Yok yok yok. Yanlışın var. Ya öyle... Osmanlı Arap ya. Osmanlı yok Arap yok. Efendim. Türktür diyorlar. Yok yok. Yok Osmanlı Arap. Ya şimdi efendim öyle savaştan kaçmak için böyle ucuzun paralar yakışıyor mu be? Efendim yani şimdi Almanlar bizim çok önemli ticari ortaklarımızdan biri olduklarından dolayı ben ekonomime gelen bu büyük parayı elimin tersiyle itemem. Abdülmecit Beyciğim. Evet. Siz de masada olun. Bakın 1. Dünya Savaşı'nda Balkanları kaybettiniz. Geri almanın vaktidir. Savaştan bitap düşmüş ve harap olmuş bu toprakların Osmanlı İmparatorluğu nezdinde zerre tanesi kadar değeri yoktur. Ama Kıbrıs? Almanlardan isteriz, verirler artık. Eşek değiller ya. Sakın bu lafı onların yanında kullanma bence. Hani samimiyetimize güvenerek. Yoksa Almanlara bayılırız. Ne yalan söyleyeyim. Severiz. Haremimde Alman kadınlar olduğu doğrudur. Şimdi umadım o sizi karısı yapmaz Abdülmecit Bey. Hani bakın biz gerçek anlamda dünyadaki son kaleyiz ama yani. Efendim o kadar Japonlarla ittifak olmak istiyordunuz. Buyurun oldunuz. Hadi korusunlar sizi. İngiliz olsaydı mı olacaktı? Ne değişikti? Ben de bari dayıları iktidara getireyim. Alman gelince sorarlar artık telefonunu çıkar diye. Vallahi bir şey çıkarabileceğinizi zannetmiyorum çünkü Almanlar gümbür gümbür geliyor. İnşallah İstanbul'a gelmezler. Vallahi Abdülmecit'ciğim gelebilirler biliyor musun? Sana da var golü var. Yok ama beni garantiliyor ya, o kadar da şey değil. Hitler sözün nere adam canım. Yani evet, evet. Yani sözün hatta kendisine adam. Güvenilir Hitler diyorlardı değil mi?
Evet evet, hatta Çekoslovakya falan. Ben onları gördükten sonra artık eminim. Bir şey olmaz bana. Bana bir şey olmaz. Ne kullanıyorsun abiciğim sen? Aynısından ben de kullanmak istiyorum. Aha, bana da Justify attılar. Sen de evet. Abdülmecit'sin. Balım. Demiştim. Ya ben diyorum ki Şangay işçisi olsun. Değil mi? Bir anda böyle mantıklı bir fikir olarak kulağına çalındı. Hep beraber, tek beraber, beraber, hep beraber. Bir anda açılıverdi. Aha, cancel attı. Tamam. Tamam. Nasıl? Almanya'da Abdülmecit'ciğim. Durdu galiba. Abdülmecit'ciğim, şimdi ayıp olmuyor. Ben git derim, deniyordum ben. Yani ama git, sen de bir öylesin bir böylesin, bir karar ver. Aa. Aha, Latin bloğa davet edildim. Bu nedir ki? Abdülmecit. Bu ne ya? Hoca. Ben bir şeye bastım ama. Hocacım. Yapma, ne? Yanarsın. Gerek var mı Latin Brother'lara? Ya. Yanarsın. Yanarız. Yanabiliriz. Var, onlar da Latin. Yanarız. Bak yapma, yanarsın. Ben de yanarım. Sen de yanarsın. Hepimiz yanarız. Cehennem ateşlerinde yanarız. Eminim yanarız hem de. Haydi bakalım. İtalya görüşebilir miyiz diyor. Haydi bakalım. Niye ki yani? İtalyanlar sınırıma asker çekiyor. Holy Roman da yani görüşebilir miyiz diyor. Evet. Kimler? Holy Roman'la ikisi. Efendim? Merhabalar efendim. Merhabalar Sayın Vladimir. Üçüncü Vladimir. Efendim. Latin bloğu olarak size bir isteklerimizi ve taleplerimizi getirdik buraya. Müttefikliğini demek istedin galiba. Bu Almanlar sizce çok büyümedi mi? Yo, bence büyümedi. Abiçe büyüttüler. Ne gerek var? Yani şimdi efendim, müttefiklik düşüneceksek bile bizim almamız gereken birkaç toprakçık var. Neresi mesela? Osmanlı tüm Kafkasya'yı istiyor. Osmanlı tüm evet, Kafkasya'yı evet. İstemiyor. Evet mi? Evet. Osmanlı? Evet. Artık istiyor. Ben de ülkenin yönetimini dayılara veriyorum. Çıkar o telefonunu. Osmanlı tüm Kafkasya'yı. Ekonomi gayet iyi. Ben ise Cenevizli atalarımızdan kalma olarak Kırım'ı istiyorum. Ekonomi gayet iyi. Üstüne üstlük Portekiz'de Baltıklar'da koloni istiyor. Evet, kolonicilik en sevdiğimiz meslek. Efendim ama yanlış anlaşılmasın. Biz hala sizinle çok iyi dostuz. Saygıdeğer Patrick Meletius. Ekonomimiz iyi. Evet. Tamam. Talepimiz kabul edilecek mi? Düşünüyorum şimdi. Ama... Bir dakika. Bana karşılığı ne olacak bunun? Onu söyle. Karşılığında size müttefikliğimizi veriyoruz. Yok sağ ol. Ben de bir dakika, ne diyorsun? Müttefikliği vereceğiz, Almanya'ya mı saldıracağız? Yani niye olmasın? Ağzından çıkanı kulağın duyar mı? Tamam, bize bir ay verirseniz eğer kesin dönüş yapacağım size. Ama vermeyi olumlu olarak düşünüyorum. Haberiniz olsun. Tamam, teşekkürler efendim. O zaman biz başkentimize geri dönelim. O zaman 14 Desember'da görüşürüz. Görüşmek üzere. Baş başa kaldık. Führer gelince aynı kelimeleri bir kullanırsanız Führer'i biraz kızdırsınlar. Tamam. Abdülmecit, sen buradaki birebir güvenilir Abdülmecit olduğun için söylüyorum sana. Tamam? Bir şey diyeceğim. Aslında çok güzel bir fırsat var. İtalyanların bu söylediği ama işte onu diyorum Abdülmecit'ciğim. Hani birebir sana yakışır, sana yakışır. Yakışır anam, yakıştırırız. Hindistan'da da cepheniz. Neresi? Dediğim, dinlemedin mi? Yok, benim değil. Ha burası var, tamam mı? Ha burası var. Aa, benim burada niye toprağım var acaba? Hiç anlamadım. Aha, bana niye bu kadar toprak verdin? Abdülmecit'ciğim, yapma, yanarız. Efendim, ben artık Avrupa'nın şımarık çocuğuyum. İstemiyorum, geliyor. O sen değilsin. Karanlık tarafı seçme. Dünya senin eline bakıyor. Abdülmecit'im, atalarının yaptığı hataları yapma. Yanarız. Geliyoruz birazdan dediğine göre hayra alamet değil. Toplu bir geliş var. Biz size destek veriyoruz. Ayasofya'da sizin için hutbe okutacağım. Ama o zaman savaş çağrısı gibi anlaşılıyor. Sevgili Abdülmecit'im. Yok. Savaş çağrısı değil. Siz Rusya'nın hayrı için dualar. O kadar yani. Aa, woman workplace vardı. Aa, erkek! Erkek! Erkek var!